Arkadaşlar merhaba ee, bu videoda aset değerlerimizi nasıl daha kolay nasıl daha stabil getireceğimizle ilgili video hazırlıyorum. Şimdi yan tarafta şu şekilde bir çizelgemiz var yani UI tasarımımız var. Bu UI tasarımını zaten internette görebilirsiniz. Daha önce Way kanalında tasarlanmış çekilmiş videosu hazırlanmış diyeyim yan tarafı gelmesini bekliyorum henüz. Evet ekranımız geldi. İşte welcome back yazıyor, sign yazıyor, ilgili yerler yazıyor. Burada da bir tane F logomuz var gördüğünüz gibi. Facebook logomuz. Şimdi ben bunu normal e, imajin içerisinden hani tutup da buradan şöyle yeniden adlandır değil pardon. Şuradan gelip de göreli yolu kopyala deyip işte svgpictureasset nokta gelip şu şekilde yazmıyorum ki hatalarla uğraşmak istemiyorum. Ben de şöyle bir şey oluşturdum. Bir, bir, tane string extension yazdım. İçerisine svg icon ve png image diye değer aldım. Bunlar nasıl çalışıyor? İşte sen buna bir text değeri veriyorsun. Yani isim veriyorsun. O da asset.icon. isim.svg'ye gidiyor. Aynı şekilde asset.image. isim.png'ye gidiyor. Yani bu da şöyle çalışıyor. Diyelim ki ben icon değerleri getireceğim. Yani herhangi bir Icon'un değerini getireceğim. Örnek veriyorum şu an Facebook var. Şuraya geldim. Şunu tamamını sileyim. Şimdi normalde ben bunun içerisine işte şu şekilde yapıştırmaktansa iki nokta tırnağı koyduktan sonra basıyorum. SVG icon diyorum. Buradaki function'ım çalışıyor. Buraya geliyorum. Ben diyelim ki buradan lock yani kilit getirmek istiyorum. Luck'ı yazdıktan sonra yan tarafı otomatikman gelecek şimdi. Gördüğünüz gibi kilit imajı geldi. Şimdi diyelim ki aynı şekilde şeyi kullanmak istiyorsunuz. Neydi onun adı? Image'i. Image, image için de asset çalıştırıyorum. Yine aynı şekilde gelip ben buraya şu şekilde yazmaktansa. Hem zaten kod uzantısı. Şuraya geldim. Şunu baştan yazayım. Silelim. Bunu geldim. İçerisine image asset'in yanına geldim. PNG image dedim. Buraya iki nokta üst üste bakıyorum. Şuradan glab. Mesela glab'ı getirmek istiyorum. Glab diye değerimi aldım. Buraya gönderdim. Bakalım ne çıkacak. Bakıyoruz. Yüklenmesi biraz zaman alıyor benim için. Bilgisayarda aynı anda birkaç şey yaptığım için. Evet gördüğünüz gibi GLOB'larımız da geldi. Ee, yani Image Assetleri String Getter Extension sistemleri ile daha pratik kullanabilirsiniz. Daha en azından okunabilir kod şeklinde kullanabilirsiniz. Hani gelen bir Image PNG gelecek ne gelecek GLOB gelecek gibi. Bu videomuzda bu kadardı. Beni dinlediğiniz için sağ olun. İyi seyirler.